Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere ufak bir duyurum var. Ekranda gördüğünüz gibi izleyici sayımız yüksek ama kanala abone olma sayımız azdır. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ufak bir mini base yapımını göstereceğim size. Starter base'ini iki kademeli olarak göstereceğim. Evin büyük halini şu an daha tasarlamadım. Kafamda olan herhangi bir şey yok. Hızlıca videoya geçiyorum. İlk olarak şöyle gördüğünüz gibi şu boyutta koyduktan sonra buraya 1 ve 2 tane kare koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen şunları da ayarlayayım. Yükseltmekle uğraşmayalım. Şu şekilde başlıyorsunuz. Sonra önüne iki üçgen koyarak burayı böyle kapatıyorsunuz. Arka kısma geldiğimizde ise buradan ve buradan kapatıp burayı bu şekilde yapıp böyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi birazdan aynı desen çıkacaktır. Evimizin dizaynı bu. Bunu yaptıktan sonra normal evimizi duvarlarına atıyoruz. Duvarlarımızı attık. Sonra şu her üçgen için bir duvar koyacağız. Şu şekilde. Buraya geliyoruz. Yani üçgenleri kapatacağız. Bu şekilde. Evet, iç dizaynı böyle olacak. Bazı yerler 3, bazı yerler 2. Bizim için önemli olan zaten bir tanesinin açık kalması. Şu üçgeni şöyle açacağım şimdi. Şu an farklı serverda olduğum için remove yazmak zorundayım. Burası böyle açık kalacak. Şimdi kaporumuz ve iç dizaynı geçmeden önce evimizi şöyle tekrardan gösteriyorum. Hafız olarak kafanıza yazsın diye. Şimdi üst kısmı kapatıyoruz. Burası açık kalacak. Bu neden tekrardan şey geçti? Neyse biz şu anda kendimizi yükseltelim. Şu an server'dan server'a fark ettiği için büyük bir ihtimal. Çatı kısmımız bu. Sonra her server'da söylediğim gibi, hatta her evde söylediğim gibi yarım bloklarımızı çekiyoruz. Burası hariç. Burasını kapatıp iç kısmı tekrar dolduruyoruz. Çatıdan gelecek herhangi bir saldırı ve raidlerde çatı güvenliği, yani evin dış güvenliği, çatı kısmı güvenliği en azından bir nebze de olsa daha iyi. Burası bu şekilde açık kalıyor. Şimdi gördüğünüz gibi evimiz yarım blok ve tam bloklarda. Şimdi fake'lerimizi atıyorum. Üçgenlerle fake'lerimizi dönüyoruz. Fake'leri dediğim gibi arkadaşlar isterseniz şöyle kapatıp iki turda dönebilirsiniz. Ama ben mini base yapacağım için şu anlık normal üçgenlerle gösteriyorum. Duvarlarımızı kapatıyorum. Sonra tekrardan üstlerini tekrar kapatıyorum. Buraya kadar her şeyi doğru yaptık. Şimdi kare fake'lere geçeceğim. Bu şekilde araları dolduruyoruz. Bazı yerler üçgen gelecek. Onlar sizi şaşırtmasın. Doğru. Üçgen gelmesi doğru. İki tane yer üçgen gelecek. Bir tane yere doldurduk. Şurası. Evet. Şimdi aynı şekilde daha demin yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Araları dolduruyoruz. Birazdan evin fake'li çekilmiş hali karşımızda olacak. Fake'lerimizi kapatıyoruz. Evleri yapan arkadaşlar var. YouTube'dan yazıyorlar. Teşekkür ederim yorumlar için. Evimizin görünüşü bu. Gördüğünüz gibi. Hesap yaptığınızda 8, 16, pardon şöyle geleyim. 8, 16,
24 içerideyim 32. Şuradan gelirse 8 16 24. 24 roketlik. Şu an en üst içeriği HQ'ya çekmedim. Buraya kadar her şeyi yaptıktan sonra şuraya ufak bir üçgen atıyoruz. Bunu sürekli yazmak zorunda mıyım bilmiyorum, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar pencere kısmına geçiyorum. İki pencere, duvar, duvar. İki pencere, duvar, duvar. Bu şekilde evimizin etrafını dönüyoruz. Çatı kısmı bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi tam geldi. Hiçbir yer yıkılmadı. Bütün camlar birbirine eşit ve tam. Bu kısmı soracaksınız. Şimdi oraya da geleceğim. Merdiven çıkış yerini de yapacağım. Onu en sona bıraktım. Şuradan şunu şöyle bir kaporumuzu koyalım da bir daha kırmak, şey yazmakla uğraşmayalım. Nereydi? Evet, burası. Buraya geliyoruz. Yıkıyoruz. Üst kısım açık kalacak. İki tane üçgen koyup burayı kapatıyoruz. Yarım blok ve tam üçgen. Bu kısmı kırıp bunları yükseltelim. Şöyle, evet, tamam. Kapı çıkışımız. Buranın birazdan sizlere olayını anlatacağım. Evet. Buraya garaj kapısı. Garaj kapısı. Evet. Şu an burası böyle. Giriş kısmınız, üste çıkış kısmınız. Burası ne diye sorarsanız onu videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Buraya kadar her şeyi yaptıysak çatı kısmına geçiyorum. Burayı normal alttaki zeminin şekline göre tekrar kapatabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yani şöyle şekilde. Bu şekilde gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi evimizin dizaynı hazır. Bu kısma geldiğimizde ise duvarları koymaya başlıyoruz. Çatı kısmına dönüyoruz. Şimdi önemli olan kısım bu. Giriş buradan. Buraya girişi buradan veriyoruz. Buraya iki kapı koyup burayı yarım blokta kapatıyoruz. Buraya taret koyacağız. Şimdi tekrar aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Evimizin dizaynı çok güzel. Videonun sonunda evin bitmiş halini göstereceğim. Tamamdır. Buradan geldik. Evimizin görünüşü bu. Aynı şekilde görüntü açısından ve çatıdaki açığı vermemek için aynı deseni buraya da koyuyorum. Çünkü adam derse ki buraya yarım blok koymuşsa burada bir şey var deyip burayı zorlayabilir. O yüzden aynı şekilde buraya da koydum. Evimizin görünüşü bu. Şu an kapılara geçeceğim. Kapıları hızlı bir şekilde koymak istiyorum. Buraya tabii ki de çift kapı gelecek. Baklamak için. Evet, giremiyorum. Kapat şunu. Evet. Buraya, ama buradan geçemeyeceksiniz. O da var. Bunda baklı kapı koyamayacağız maalesef. Normal garaj kapısını koyuyoruz. Garaj kapımızı koyuyoruz. Buraya isterseniz güçlendirilmiş pencere veya normal pencerenizi de koyabilirsiniz. Dışarıyı gözetmek için veya buradan dış saldırılara cevap vermek için bu şekilde kullanabilirsiniz. Şu an evin içi bayağı gayet açık açık gözüküyor. Onları ben kapatacağım. Mesela şuraya şunu koyup kapatacağım. Sonra aynı şekilde buraya gelip burayı da kapatacağım. Buraya kafa karıştırması için
2 adet garaj kapısını koyacağım. Aynı şekilde tek kapımızı koyuyoruz. Ve önemli olan kısım burası. Gördüğünüz gibi hazır. Belli aralıklarla bunları da tekrar yükseltiyoruz. Garaj kapılarımızı. Ne kadar çok kapı, o kadar çok roket anlamına geliyor. Benim şahsi görüşüm o. Herkesin fikri, şeyi, görüşü ayrı olabilir. Burası. Yaklaşık olarak şu an saydım kaç tane kapı koyduğumuzu. Bunları buraya koyma sebebimi şimdi sizlere açıklayacağım. Hem hangi açıdan hem nasıl olacağını söylemek için. Şimdi arkadaşlar, buraya normal üçgen merdiven için veya normal ahşap merdiven koyduğunuzda her türlü iki rokete veya yanlışlıkla kırılabilir. Bazen olabilir. Fırınlar en güvenlidir. En azından bu kapı böyle kapı olduğunda buradan direkt aşağı atlayıp baklayamazlar. Buraya böyle koyduğunuzda shotgun trapler aşağı gidemeyeceği için, adam burada yarım kalacağı için veya şu şekilde kalacağı için shotgun traplerin kurbanı olacaktır. Evimiz buraya kadar her şey tamam. Kapılarımız hazır. Kapılarımızı da koyduk. Şöyle gösteriyorum. Evimizin dışarıdan görünüşünü. Şu kapılarımızı da kapatalım. Evimizin görünüşü bu. Şimdi arkadaşlar, çatı kısmına geliyorum. Çatı kısmı için herhangi bir şey yok. Bunda herhangi bir çatı özelliği yok. Çatımız gördüğünüz gibi yarım blok. Dediğim gibi şu üçgenleri kapatarak evinize daha da sağlam bir görüntü vermesini sağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Başka bir üçgen şurada var. Zaten evin çatısı yıldıza oluyor. Üçgenleri tam kapattığımızda yıldız görüntüsü ortaya çıkıyor. Yanlış koyduk. Şöyle göstereyim. Evet, şurayı da kapattık mı tamamdır. Evimizin deseni biraz yıldızı anımsatıyor. Belki büyük bir yıldız. Şimdi evimizin iç dizaynına geçiyorum. Direkt şöyle geldim. Kapvorumuz ve iki tane, hatta 2,5 diyelim, buraya yarım olarak sayıyorum. 2,5 odamız var. Her zaman dediğim gibi ev sola doğa triyodur. Arkadaşlar, clan base'i diyorsunuz ama şimdi yanlış anlamayın. İnternet üzerinde çok clan base'i var. Benim aklıma gelen clan base'leri ben elimden geldiği kadarıyla kendi evimi, kendi içerimi kendim hazırlamak istiyorum. Hani biri kalkıp benim videomun altına abi bu base'i başkası yapmış dediğinde gerçekten hem zoruma gider hem kendi adama utanmış olurum. O yüzden elimden geldiği kadarıyla kendi içeriğimi, kendi evimi, kendi ev dizaynımı hiçbir şekilde hiç kimsenin ne emek hırsızlığı olmadan kendim yapmak istiyorum. Bazen videolar geç geliyor. Benim saatlerce oturup ev yaptığım, video çekmediğim günler bile oluyor. Çünkü amacım kimsenin görmediği, kimsenin internette duymadığı veya hiç aklına gelemeyeceği evleri tasarlayıp sizlere sunmak. Ama internetten içerik çalıp ev yapmanın da bir anlamı yok. O yüzden bazen videolar erken de gelebilir, geç de gelebilir. Şimdiki bu şekilde kapatıyoruz. Evimize daha çok roket için açısından bunları ters çeviriyorum. Merak etmeyin, buradaki sandıklara ve arkadaki sandıklara yerleştiriliyor.
bu şekilde sandıklarınızı güvenceye alabilirsiniz. Bu kısma geldiğimizde ise onu söylemeyi unuttum ama şöyle bir şey yapacaktım. Neyse, ona hiç gerek yok. Kafanız karışmasın. Sandıklarımızı sığdıralım. Yan sağma şansı var mı bilmiyorum. Bu şekilde. Yataklarımız, merak etmeyin, gayet rahat bir şekilde yataklarınıza sığıyor. Buraya workbench üçünüz. Şu şekil. Workbench'in altını sandık şeyini göstermiştim. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Bu şekilde sandığı koyduğunuzda arkadaşlar normalde yanına sığmaması gerekiyor. Bunu E'ye basıp döndür dediğinizde ise arka kısmı dönecektir. Sonra tekrar döndür dediğinizde iki tane sandık hayırlı olsun. Şimdi dediğim shotgun bug'ına gelelim. Şu şekil. Gördüğünüz gibi buradan merak etmeyin. Çıkışlarda çok rahat. Şöyle, evet. Bu buraya koyma amacım oldu da evinizi raid'e geldiklerinde şunu ben yanlış yerden koydum galiba. Kapı kısmını yanlış yukarı koymuşuz. Lan şunu kıracağım lan şu. Evet, kırdık. Şu çatı kısmını hemen kapatıyorum. Evet, şu an oldu. Şimdi arkadaşlar, buradaki kastım şuydu. Otomatik tareti buraya sabitlediğinizde gelen korumalar için zaten alt kısımda şurada olacağı için şuraya açtığı gibi veya patlattığı gibi taret otomatikmen şuraya kadar. Hani baklanabilir mi bilmiyorum ama baklayan olur tabii ki de, taret sonuçta şey değil. Buraya kadar her türlü menzili var. Çok rahat bir şekilde düşmanlarını öldürebilir. Bundan sonrası şeyler arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. İşte onarım masası. Şuradan alalım. Onarım masası. Araştırma masası. Bunları zaten buraya her türlü kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Şu şekil. Hatta bunu buraya koymamın sebebi tarete baklanmamaları için. Şöyle. Altlarına tekrardan hızlı bir şekilde şu şekil sandıkları sığdırabilirsiniz. Burası fırın base'iniz. Farm yapmak için. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Bu şekilde geldiğinizde evinizin bütün iç dizaynı bu. Dış görüntüsü bu. Gayet sağlam. Evimizin belli kısım yerlerini HQ'ya çekiyorum sizler için. Dediğim gibi şu an eviniz 32 roketlik ise 16 roket daha eklediğinizde 46 roket, 50 roket dediğimizde aynen görüntü bundan ibaret arkadaşlar. Tavan kısmı, belli başlı önemli yerleri HQ'ya çektiğinizde bir sorun yaşamayacağınızı biliyorsunuz siz de. Kapbor'un istediği metal bu. Günlük olarak sizden 10k ve 112 HQ isteyecektir. 8 16 32 roket. 32 roket. Sağ sol karıştırdı. Sağa girerse kapbor, sola girerse gene kapının olacağı yere geliyor. Yani 32 16 daha 48 50 roketlik düz hesap diyorum. Düz hesap 52 roket. Tabii ki de buralara da garaj kapılarımız gelecektir. Şu an koymamız zor çünkü yatakları koyduk.
Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aklınızın takıldığı bir yer olursa yorumlarda bahsetmeyi de unutmayın. Evin çatısı yoktur. Tekrar söylüyorum, evimizin dizaynı bu, çatı dizaynı bu. Bu şekilde içeri girdiniz. Garaj kapınız. Tekrar döndükten sonra orta kademeden içeri giriyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz ve eviniz ve dizaynınız. Umarım evi beğenmişsinizdir. Yorumlarda iyi veya kötü yorumlarınızı belirtin. Eksik varsa veya hatam varsa arkadaşlar tekrardan söyleyebilirsiniz. Şimdi burayı da söylüyorum. Aklınızın kaldığını düşünüyorum. Burası arkadaşlar şöyle. Burası oldu da kapıdan bir raid dediniz veya bu kapı zorlanıyor. Şu kapı, gördüğünüz kapı zorlanıyor. Sonuçta buraya her türlü savunmak zorundasınız. El bombası atarak veya buradan nişangah alarak, buradaki kapı kısmını göremediğiniz için şöyle göstereyim. El bombası alsak üstünde. El bombası alamıyorum. Garip bir durum. Kardeş. Neyse. Buradan savunma yapabilirsiniz. Camlar her türlü cepheyi görmekte mevcut. Buradan da görebilirsiniz. Bu şekilde evinizin dizaynını çok rahat bir şekilde, zaten basit. Yapımı için yorumlara ben yazacağım kaç K metal ve metal HQ istediğini. İyi seyirler.